Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ehrun dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Abone olup da desteklerseniz minnettar kalırım sizlere. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Canlarım, şimdi böyle bir motifli yeleğimiz vardı. Daha önce de bunun motiflerin yapımını paylaşmıştım ama şimdi tekrar paylaşmaya ihtiyaç duydum çünkü. Birkaç püf nokta daha öğrendim, daha güzel yapıldığını öğrendim e, motiflerimizin. Şimdi o motiflerin yapımını anlatacağım. İnşallah diğer videoda da bu motiflerin nasıl eklendiğini arkadaşlar göstereceğim sizlere. Şimdi motiflerin yapımı için şöyle bir hazırlık yapalım. E, şurada örgümüz şurada dursun, yeleğimiz şurada dursun şöyle motifimizin hazırlığını başlayalım arkadaşlar Alize Angora Angora bir ipim var ben 3 numara tığ kullanıyorum elime en yatkın tığ 3 numara şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım motifimizin ortasındaki küçük göbekten başlayacağız arkadaşlar şöyle birkaç motifimi de şuraya koyayım motiflerimiz böyle motiflerimiz var arkadaşlar ellerimizde şu orta kısımdan başlayacağız inşallah. Şöyle birazcık daha arkaya alalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şu ilk zinciri saymadan 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Azıcık daha şöyle kenar almak istiyorum motiflerimi. 6 zinciri çektik. Dönüyoruz hemen ilk zincirimize ilk çektiğimiz zincire batıp küçük bir halka elde ediyoruz arkadaşlar şu ipimizi içinde şimdi kaybedeceğim 4 tane zincir çekiyoruz 1 ipi bir o yanına bir o yanına atarak ben böyle kaybediyorum her zaman ipimi 2 zincir çektim arkadaşlar 3 4 4 zincirimi çektim İpimi bir kere doluyorum halkamın içine batıp aynen bir fıstık dolgusu yapar gibi arkadaşlar ipimizi böyle uzatıp tepeden gerdirmeden 1 iki defa da bunu çıkıyoruz. Doluyoruz. 1 iki defa da çıkıyoruz. Bu şekilde 3 tane yan yana uzun trabzan dolgusu yapıyoruz. Evet. 4 zincirle çıkmıştık. 4 zincir çekerek tekrar bu yuvanın içine iniş yapıyoruz. Ne yaptık? Bakın. Çiçeğimizi şu küçük çiçeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şu küçük çiçeğimizi ilk kanadımızı yapmış olduk. Şimdi 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 zincir çektik. Yukarı çıktık. İpimizi bir kere doluyoruz. Halkamızın içine batıp ipimizi zincirimizin boyu kadar ipimizi gerdirip yukarıda bu şekilde çekip iki defa da kapatıyoruz. Doluyoruz, uzatıyoruz. Bu şekilde çekip kapatıyoruz. 2 oldu. 3 defa bu şekilde yapıp bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip halkamızın içine iniyoruz. Evet. 2 tane yaprağımız oldu arkadaşlar. 4 yaprak olacak. 3, 4. Onları da yapalım. Uzattık, çektik. Evet bakın. Uzatıyorum. 2 defa da kapatıyorum. 3 tane trabzan oldu. 1, 2, 3, 4 art zincirle indik buranın içine 1 2 3 4 son yaprağımız için tekrar ipimizi bu şekilde arkadaşlar şöyle ipimi birazcık açmak istiyorum. Tekrar Evet. 1, 2, 3, 4. Son yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Tekrar halkamızın içine batıp burayı sıkıştıralım. Şöyle elimizle pekiştirelim iyice. Bakar mısınız? 4 ya şunları şöyle kenarım. 4 yapraklı yonca gibi küçücük yaprağımız oluştu. Ortanın göbek yaprağı. Şimdi arkadaşlar küçük yapraklarını bitirdik. Şimdi şu arkadaki uzun yaprakları yapacağız. Bunlar içinde 4 tane zincir çekelim tekrar 1 2 3 4 motifimizi arkaya döndürüyoruz şu arada hani şu arada battığımız şu kısımlar var diye arkadaşlar bunun tek kanadını şöyle alarak tığımıza bu zincirimizi buraya şu şekilde sabitliyoruz tekrar 4 zincir çekelim Arkada tekrar 4 yaprak oluşturacağız çünkü 4 büyük yaprak. Tığımızı şöyle motifimizi arkaya çevirip tığımızı şöyle şu ortadaki sık iğne ile az önce battığımız yerin tek kanadını alıp şu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Arkadaşlar motifimin arkasından çalışıyorum bu işi. Tek kanadını alıyorum. Tek kanadını bu zinciri buraya sabitliyorum. 2 3 4 son parçamızda yapalım çektim burada tekrar hemen şu arkada Evet arkadaşlar bakın onu da oraya ekledim bu şekilde Şimdi arkada nasıl bir şey oluştu arkadaşlar? Bakın burası motifimizin ön yüzü. Burası arka yüzü. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Küçük küçük şurada zincirlerden kafesler oluştu. Bunlara şimdi bakın arkadaşlar. Yeni yapacak arkadaşlar bunu çok dikkatli baksınlar. 4 tane yaprağın arkasından arkadaşlar 4 tane şu büyük yapraklarımız için zemin hazırladık. Şimdi en son ne yapmıştık? Buraya battık. Şu şu ilk halkamızın içine geçmek için arkadaşlar bir zincir çekiyor. Pardon, zincir çekmiyoruz. Çok özür dilerim. Son halkamızın içine hemen şu şekilde batıp burayı sık iğne ile pekiştiriyoruz. Şimdi burada 7 tane zincir çekeceğim ben. 2 3 4 5 6 7. Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar 8 zincir çekin. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Şu kenar zinciri arkadaşlar. Bakın şu kenardaki zincir. Bu uzunluğu elde etmek için eğer eliniz sıkıysa 8 zincir çekin. Ben 7 zincir çektim. Tığımın üzerine 3 defa doluyorum. 3. Bu halkamın içine şimdi bakın batıyorum. Önce bir defa 2 defa 2 tanesini bir alıyorum. Sonra 1 1 tekrar 2 alıyorum. 3 defa doluyorum. Önce 2 sonra 1 1 ve 2. 3 defa doladım. 2 1 1 2. Uzun uzun bakın 3 tane trabzan yaptım. Zinciri saymıyorum. 3 trabzan yaptım. 3 tane daha yapacağım. 2 1 1 2. Toplam buraya 6 tane trabzan dolduracağım arkadaşlar. Kaç oldu? 5 oldu. 1 2 3 aldım. 2 2 2 2 Arkadaşlar şu yaprağımızı yapıyoruz. Yaprağımızın içinde zinciri saymıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane trabzan var. Tekrar zincirle çıkıyoruz. Zincirle çıktığımız gibi tekrar zincirleneceğiz. Şimdi az önce zincirle çıkmıştım. 7 zincirle tekrar 7 zincirle 3 4 5 6 7 aşağı inip halkamın köşesine şöyle batıyorum sık iğneyle. Bunu buraya sıkıştırıp hemen ne yapıyorum? Yandaki yaprağı yapmak için yandaki göze şuradan hemen şöyle bir geçiş yapıyorum. 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 3 defa doluyorum ve bu göze uzun uzun 6 tane trabzan yapacağım. 2 4 6 oldu. 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Dibine iniyorum. Bunu buraya sabitleyip hemen 3. yaprağım için 3. göze atlıyorum arkadaşlar. Son yaprağıma geçtim arkadaşlar. Biraz hızlı geçtim ben orayı. 3. trabzanı da yaptım. Şu an 4. trabzanı yapıyorum. 6 trabzan yapacağız buraya 5 oldu son trabzanımızı da yapalım 7 zincirle 3 4 5 6 7 iniyorum dibine arkadaşlar bir tane de sık iğne çekiyorum şey bir tane de zincirle sıkıştırıyorum oraya arkadaşlar Şimdi ne yapıyorum? Şu kadar küçük bir ip bırakıp bunu buradan kestim arkadaşlar. Bakın bir motifimiz oluştu. Şöyle elimizle de düzleyelim motifimizi. İçinde beyazlı karışıklı pembeli beyazlı bir motifim oldu. İpimiz çünkü degrade bir ip. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şu ipi hemen şu arkadan içine çekerek kaybediyorum. Bakın tığımla buralara girerek arkadaşlar hemen yaptığım zaman ben bunu yaparım kaldırırım ki bir daha bana sonradan ek iş çıkmasın temiz bir motif çıksın ortaya Evet arkadaşlar bakın motiflerimizi bu şekilde yapıyoruz allı güllü yapıyoruz sonra da bunları hiç ipini koparmadan inşallah ekleyeceğiz arkadaşlar bir dahaki videoda hemen onlara göstereceğim nasıl yapıldığını Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.